Çok sevdiğim zaman çok şımarıyorum. Tanıyanlar biliyorlar artık beni. Bugün de çok şımaracağım bir röportaj. Bugün birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Aşkım ben de mutluyum ve şımar. Çok şükür doluyum bir de. Hani insanın sevdiğini böyle tekrar karşısında görmesi acayip bir şey. Ağlayabilirim arada. Aşkım benim lütfen. Yani ağlamam da çok şımar. Tamam şımarabilirim. Nasılsınız? Sağlığınız nasıl? İyiyim. Yani gerçekten iyiyim. Aslında bir şöyle tatlı, zor ama bir süreç atlattım. Sağ olsun iyi doktorlarım sayesinde, uzun süre hemşireler sayesinde gerçekten o kadar tatlı atlattım ki şu an çok mutluyum. Ben bir de bilmiyorum bana katılacak mısınız? Çok sevildiğinizi, gördüğünüzü düşünüyorum bu hastalıkla. Beni tanımayan arkadaşlarıma bakıyorum, günde 2-3 tane tanımadığım doktor beni arıyor. Diyelim ki örneğin birisine tanışmışım bir yerde, o arkadaşına o beni arıyor. İşte Hülya Hanım size ne yapabiliriz? Yani, ve gerçekten çok şımardım. Yani hastalığımı hissedemedim. Ve şunu söyleyeyim, bir kez bile ağlamadım hasta olduğum için. Yani... Tamam, şimdi konu hastalık olunca hani ben böyle sorularımla belki can acıtabilirim diye soru sormayayım. Siz ne anlatmak istiyorsanız bence onu dinleyelim. Biz de süper pazar olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Hülya Hanım'a. Kendisini sağlıklı olarak aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bence bütün hastalıkta herkesin geçiş yaptığı bir kimliğine ve büyüdüğümüz bir anlarla dolu. Mesela hiç sevdiklerimin üzüldüğünü görmek hastalığından daha acı oldu. Yani bu sürecimde şunu yaptım. Aslında korkmamak gerekiyor. Ve iyileşmek için en önemli şeylerden bir tanesi mutluluk. Ve gerçekten çok imkansız hasta olanların araştırdığında mutlu, huzurlu olmamız, sevgi dolu olmamız. Mesela onlara yönlenmek gerekiyor. Ben de öyle yönlendim. Nasıl geçti peki süreç? Yani, tabii ki bir de şans meselesi. Adana'da oldu bayılmam ve Adana'da çok sevdiğim bir şehir. Biz de çalışmıştık orada. Ve gerçekten Adanalıyım diyebilirim. O kadar seviyorum Adana'yı. Ve baygınlık geçirdim ve sonra hastanedeydim. Gerçekten oradaki doktorlar, hatta diyorum ki hocam siz de ameliyat yapabilirsiniz. Hayır, sizi en sevdiğimiz doktora gönderim. Gerçekten şaşırıyorsunuz. Bir ekipçilik. Çünkü ben de ilk başta Uğur Bey'in zamanı olmayabilir korkusuyla yani şey diyorsunuz, en basit burada kalayım, bu doktora sevdim, o beni ameliyat yapsın diye düşünün. Yapmadılar. İstanbul'a gönderdiler. Evet. Uğur Bey ameliyatınızı yapan doktor evet. mu? Soyadını? Uğur Türe. Öpüyorum ellerinizden hocam. Ben de. Gerçekten. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Aynen. Laf olsun diye değil, bütün sağlık çalışanlarımız. Aynen, hepsi. O hemşire arkadaşlarımızdan tutun. Gerçekten yani o bütün süreçte mesleklerini severek yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok tatlılardı. Ve en şımardığım yer de orası oldu. Doktorların beni şımartması hemşireyi. Gerçekten. Şimdi ne durumdayız? Her şey yolunda. Yani ilk check-up'ıma göre ameliyattan, şimdi 3 ay geçti ve ona göre hepsi iyi. Şimdi tabii ki iyileşmem için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şimdi şımarıyorum yani şımarmaya başlıyorum. Ben Hülya Hanım'la da filmde oynadım. Seyhan, hangi taşı kaldırsak altından sen çıkıyorsun. Evet, evet. Çok da tatlı bir sahnemiz var. Bakın bu şey... Evet. 27 yıldır olduğu gibi filmde de gazeteciydim. Evet, zaten benim ilk göz ağrımsın biliyorsun Türkiye'de. Anlatsanıza. Ya şimdi tabii anlatırım. Benim aslında tam 14 yıl olabilir galiba Türkiye'ye ilk geldiğimde. İlk projem işte İbrahim Tatlıses, Ayşegül Hanım, işte Nilgün Belgin, Halbim Dormen bir güzel bir kadromuz vardı. İlk röportajımızı siz yapmıştınız. Tabii o zamanlar şey böyle utangaç şey ben hala öyleyim mi? Hayır hep utangaç Hülya Duyar. Evet öyleyim. Hatta ben o utangaçlıktan dolayı setlerde çok sırnaşamıyorum. Yoksa evet. Çok daha fazla evet. Sırnaşırım. Efendim biz sevgili yönetmenimiz Mustafa Kota'nın Konuşan Hayvanlar filminde, tabii Hülya Hanım oyuncu kadroda, ben de konuk oyuncu oldum. Gazeteci olarak sete gitmiştim. Sahnemde öyleydi. Şimdi bizim ekip bulur, koyarlar. Sevgili
can, hayvan dostlarımızı kötü adamlardan nasıl kurtardığını anlattı. Anne Fazilet Palamut cep telefonuyla çektiği videoyla bu olayı bütün Türkiye'ye duyurdu. Ne kadar güzel bir yerde yaşıyorsunuz, ne kadar şanslısınız. Peki Can, hiç kötü adamlardan korkmadın mı hayvanları kurtarırken? Korktum tabii ama onlar sadece hayvan değil ki. Benim arkadaşlarım. Birlikte büyüdük biz. İnsan sevdikleri için fedakarlık yapar. Çünkü sevgi fedakarlıktır. Bir şey daha sormak istiyorum. Babaannem Dürdane ve Fazıl abiye bana inanıp yardım ettikleri için çok teşekkür ederim. Asıl biz sana teşekkür ederiz. Hayvan sevgisiyle dolu kalbin ve cesaretin için. Aferin oğlum, aferin. Ya bu televizyonda insana 8 kilo fazla gösteriyormuş ayol. Arkada da misafir bir bebek ayımız var. Sebizim sizin babası. Dürdane, benim de önünü yapsana. Süt köpüğüm çok iyi anlaşıyor. Biz peşimizden hiç ayrılmaz. Değil mi Ziya? Ay kurban olurum ben sana. Ay ay. Peki şimdi hani o rollerinizi çok seviyoruz ya, bir de hani o rollerde aslında siz olduğunuz için seviyoruz. Çünkü hani siz onu bize yaşatıyorsunuz. Ama Hülya Duyar için oyunculuğun şeyini öğrenmek istiyorum. Hani gönlündeki yerini, çünkü baktığımda o kadar çok mesleği var ki. Yani yapımcılık yapıyor, yönetmenlik yapıyor, evet. Öğretmenlik var, make-up var, evet. Daha menajerlik. Evet, var. Daha atladığım. Kas direktörlüğü de yapıyorum. Kas direktörlüğü var. Maşallah Hülya Hanım, 10 parmağınızda 10 marifet varmış. Seyhan, bugünün de tarihini not düşelim. Senin hatırlamadığın ama bizim hatırladığımız bir bilgi var. Hülya Hanım, Hande Erçel'in oyunculuğa başlamasına neden olan kişi. Hülya Duyar var. Çok kıymetli bir oyuncudur. Evet. Ön ayak oldu biraz. Beni bir işte insanlarla tanıştırdı. Aha. Hemen bir ajansa yönlendirdi. Öyle o bir serüven başladı. Sonra seçildim ve başladım. Peki oyunculuğa geçiş nasıl oldu? Bir oyuncu arkadaşım tartıştılar mı, bir şey oldu. Kız gelmedi. Almanya'da. Ve ben de oyunu çok iyi bildiğim için hatta sanat yönetmenimiz dedi ki Hülya sen yapar mısın dedi. Tabii gençlik oyun tiyatroda falan oynuyordum ama bir oyunculuk demek başka bir şey. Yaşınız kaçtı Hülya Hanım? 21-22. Sonra ben hani elimde bir şey vardı, ısırdım galiba. Cüzdanım, ben de oynayamam, yapamam falan. Neyse ikna ettiler. Beni ikna etmek çok kolaydır. Yani diyelim ki iki kez bana bir şey sorun, sizi üzmemek için evet derim. Yani şey, uysa da bana, uymasa da. Hamur kalp. Aynen. Aynen derken yani bilmiyorum. Hamur kalp. Ve öyle oyunculuğa başladım. Bu arada Google'a sormuşlar efendim Hülya Duyar'ın sevgilisi diye. Duyuyorsunuz, evli kendisi. 27 yıl evliyim ve mutlu, oh. Aşk doluyum. Maşallah. Tutucuyumdur böyle tek... mesela o tahmin edilmiyor mesela görüldüğü zaman. Ama gerçekten ben öyle. Yani. Çocuk var mı? Çocuğum olsun istemedim hiç. 13 yaşında bir korktum. Eşim de ikna edemedi beni. Sonra baktı benim için büyük bir sorun. O da şey, gerçekten onu da anlatayım. Bu da basit, bazen ailelerimizde hepimizin bir hastalık süreci oluyor birilerinin. Bizim ailede vardı ve onu fark ettiğimde bir doktoru hani gittiğimde bizim ve o gün korktum. Anne olmaktan. Evet. Sultan nasıldı en son? Evet. Gıcıktı biraz. İlk başıma sonra değildi. Sonra değildi. Önce evet, çok gıcık oldum yani. Evet. Ne yaptınız kadına diye söylendim yani sultanda. Ya Reddim, inanmıyorum tamam, ya. Tamam. Bizimle konuştular, ikna ettiler, zorladılar ya. Tabii. Biz razı olduk. Niye? Savaş Bey oğlum mutlu olsun diye. Barış Bey oğlum mutlu olsun tabii diye. Tabii anneciğim. Sonra o Savaşların Müzesi'ne nefret etti, özlem geldi. Nefret etti. Milattan önce 1370-1330'a kadar yaşamış bir Mısır kraliçesidir.
Firavun akademinin karısıdır, eşidir. Doktora falan mı götürsek? Efendim biz bugün hangi sahnede yapıyoruz röportajımızı? Evet. Çok teşekkür ederim. Tiyatro sahnesi burası. Tabii şu an kulisteyiz. Çok kıymetli zaten. Çok kıymetli tiyatro sahnesi. O yüzden hangi sahneye çok teşekkür ediyoruz. Mekanlarını açtıkları için. Şimdi notlarım arasında moda var. Çünkü yeni proje geliyormuş. Şu andaki olduğum durumda en çok zorlandığım şey kıyafet bulmak. Rahat. Evet. Kıyafet zorlanıyorum. Ya kumaşı plastik oluyor, terliyorum falan. O yüzden ben de artık arada bir yapıyordum, çalışıyordum arkadaşlarıma falan. Tamam. Ama şimdi bir şey yapmak istiyorum, büyük beden moda yapmak istiyorum. 42 artı. Evet. Nereden satacağız? İnternet mi? İnternetten, evet. Tamam. Bak onu bile sadece ilk yaratıp sonra bakacağım nasıl. Tamam, ben de istiyorum. Ben de 44 bedenim. Okey. Tamam. Okay. Ne zaman göreceğiz kreasyonları? Yani ocağa yetiştiririz diye düşünüyorum. İnşallah. Sosyal medyanızı mı takip etsinler bunu evet, görmek evet, için? Evet. Tamam. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Selam, sevgi. Yani bütün sevdiklerim biliyorlar zaten. Sevgi cümlelerinde cimrilik yapmam. Sevdiğim kişiye kat kat söylerim. Yani gönlüm sevgiyle dolu. Onlar biliyorlar ve sizi seviyorum. Her şey için teşekkür ediyorum.